Caner dostlar, hanımefendiler, beyefendiler nasılsınız? Evet, o film nasıl yapıldı köşemizde bu kez 2009 yılında vizyona girerek Avengers Endgame tarafından tahttan indirilene kadar dünyanın en çok gişe yapmış filmi Avatar'ı işliyoruz. İşte huzurlarınızda James Cameron'ın başyapıtlarından olan Avatar filmi nasıl yapıldı? Yıl 1992. James Cameron filmin senaryosu için ön taslaklar oluşturmaya başlamıştı. Bu bir seri film olacaktı ve senaryosunu hazırlama sürecinin bir hayli meşakkatli geçeceği kesindi. Yalnız James Cameron için asıl büyük sorun başkaydı. Avatar'ın senaryosunu tamamlamak 90'lı yılların ortalarında imkansızdı. Çünkü yapmaya çalıştığı filmin görsel kavramları nihai derecede büyük ve teknoloji yetersiz olduğundan senaryoyu tamamlamak için 2002 yılına kadar bekledi. Teknolojinin yetersizliği bütçeyle eş orantılı olarak en üst seviyeye tabii ki getirilebilirdi. Zira James Cameron filmi 1999'da gösterime sokmayı planlıyordu. Tabii bu proje için istediği özel efektler bütçeyi 400 milyon dolara çıkarmıştı. Bak düşünün ki 1997 yılında vizyona giren o devasa yapım Titanic'in dev bütçesi 200 küsür milyon dolardı. Öyle düşün. Tabii bu durumda 400 milyon doları gören hiçbir yapım firması Hollywood'da da bu filmi finanse edecek o şeye sahip olmadığından James Cameron mecburen filmi 8 yıl boyunca rafa kaldırma kararı aldı. James Cameron 2002 yılında vizyona giren Yüzüklerin Efendisi 2 Kule filminde Gollum'u gördüğünde CGI efektlerinin Avatar'ı çekecek kadar ilerlediğine inanmıştı. Hemen akabinde Avatar'ın senaryosunu tamamlamaya karar verdi. 2 yıl boyunca serinin ilk filmi senaryosu üzerinde çalıştıktan sonra 20th Century Fox ile görüştü. Avatar çok maliyetli bir iş olacaktı ve James Cameron yapım şirketini bu konuda ikna etmesi gerekiyordu. O ki Titanic filmi için 20th Century Fox var ya, onu şöyle ikna etmiş James Cameron. Titanic'in meşhur gece çekilen fotoğrafını biliyorsunuz, o güzel, hoş görülen. O fotoğrafı yanında getirmiş, büyük bir kartona basmış, masaya koymuş. Demiş ki bu gemi Romeo ve Juliet. Yapım firması demiş ki Cameron demiş al parayı git demiş çek şunu gel çabuk. Hemen etkilenmişler. Gavurlarında böyle bir şey var. Git bizim yapımcılara söyle bakayım. Bu gemi Romeo ve Juliet. Konak dizisi yok mu sende? Biz onu yapalım. Konak dizisi yapalım biz. Evet, şaka değil. James Cameron filmi yapımcılara tek bir cümle ile anlatmış ve o dönemin devasa bütçeli, dünyanın en çok izlenen filmini yapmıştı. Tabii şimdi işler o zamanki gibi değildi. Dile kolay. Avatar için 237 milyon dolar gerekiyordu. James Cameron yapımcı firma olan Fox'un korkularını yatıştırmak ve Titanic'in o 1997'de çekilen ürkütücü deneyimini ve üretim aşamasındaki gecikmelerden dolayı artan maliyeti tekrar yaşatmamak için bir öneri sundu. James Cameron, Avatar eğer tutmazsa yönetmen ücretinden vazgeçeceğini söyledi. Şimdi diyebilirsin tabii, ulan oğlum, yönetmen ücreti ne kadar olabilir ki yani? Evet, şimdi bunu videonun sonunda öğreneceksin. 20th Century Fox ikna olmuş ve 4 yıl sürecek olan yapım aşamasına geçirmişti. Avatar'ı yapım firması başrol karakteri olan Jack Sully'yi oynaması için Matt Damon ya da Jack Gyllenhaal'u düşünmüştü. Ancak James Cameron daha az bilinen bir oyuncu istiyordu. Çünkü bu karakterin gerçek olmasını istiyordu. Herhangi bir yerde oturup bira içmek istediğiniz veya markette rast geldiğiniz arkadaşınız gibi görünmesi onun önceliğiydi. Hikayenin finalinde tüm dünyayı dönüştüren lider olacaksa bu karakter sıradan olmalı ve insanların kendinden gördüğü birisi olmalıydı. Oyuncu seçmeleri döneminde Sam Worthington telefon görüşmesi yaparak oyuncu kadrosuna davet edildi. Arayan kişi ona senaryo hakkında hiçbir şey söylemedi, hatta ona yönetmenin adını bile söylemediler. Ve Worthington ilk başta hayal kırıklığına uğrayarak bunun başka bir zaman kaybı olduğunu düşündü. Çünkü Sam Avatar'a kadar pek duyulamamış, sıradan yapımlarda rol almıştı. O sıralar hayatı da pek iç açıcı değildi. Çünkü Sam Avatar seçmeleri yapıldığı dönemde arabasında yaşıyor ve maddi sıkıntılar çekiyordu. James Cameron seçmelerin ardından aradığı başrolü bulmuş ve Jack Sully karakteri için Sam Worthington'ı başrolde oynatmaya karar vermişti. Hayat işte. Oyuncuların rollerine hazırlanmasına yardımcı olmak için yönetmen James Cameron oyuncuları ve set ekibini Hawaii'ye götürdü. Tatile gitmişler zannettin değil mi? James Cameron oğlum, bu adam o kadar vizyonsuz olur mu? Burada günlerini ormanlarda yürüyüş yaparak ve kabileler gibi geçirdiler. Bu kamp ateşi yakmak sadece balık yemek gibi kıstaslar içeriyordu. Cameron bu Hawaii turunu filmin tamamen platoda çekileceği için
oyuncuların nasıl bir atmosfer yaratılacağını görmeleri ve o dokuyu hissetmelerini sağlamak amacıyla yapmıştı. Pandora'daki ormanda yaşamak ve dolaşmak nasıl bir his anlamalarını, tamamen hissetmelerini istiyordu. Öyle ki Zoe Saldana bu yolculuklar sırasında karakterinin filmdeki savaşçı kostümünden yaptırarak onunla gezmişti. Çekim süresince sette sert olduğu bilinen yönetmen James Cameron'ın sette herhangi birinin telefonu çaldığında yanında taşıdığı çivi tabancasıyla çalan telefonu alarak Platon'un çıkış yazısının yanındaki duvara çivilediği biliniyor. Öyle James Cameron olmak kolay değil. Büyük yönetmen olmak kolay değil. Avatar çekiyorsun oğlum, Avatar. Bir anda bir telefon sesi. Eğer siz Justice League'de Henry Cavill abinin bıyıklarının silinmesine şaşırdıysanız Avatar'a hoş geldiniz. Jake Sully abimizin bacakları gerçek bir engellinin bacaklarıdır ve sonradan eklenmiştir. Bunun yanında Sigourney Weaver sigaraya tamamen karşı olduğu için ve içmediği için sigara içtiği sahnelerin hepsinde sigara tamamen sonradan eklenmiştir. Öyle ki bir film düşünün, %40'ı canlı aksiyon, %60'ı fotorealistik CGI ve birçok hareket yakalama CGI teknolojisi kullanılsın. Avatar'ın bir diğer özelliği de en iyi görüntü yönetmeni dalında Oscar kazanan ilk tamamen dijital film olmasıdır. Teknolojiler o dönemin en üst düzey kalıpları olduğu için öyle ki bazı CGI sahnelerinin export süresi, yani bilgisayardan çıktı alma süresi ortalama 47 saat sürüyordu. James Cameron'ın Avatar filminde duyulan hayvan seslerinin çoğunu Spielberg'ün efsane serisi Jurassic Park'tan almıştır. Özellikle de T-Rex ve Raptor'ların seslerini geri sararak oluşturmuştur. Hazır sesten bahsetmişken, filmin müziklerini yapan ünlü besteci James Horner, Avatar'ın kariyerinin en zor filmi olduğunu açıklamıştır. Öyle ki bir röportajında filmin müzikleri için 1,5 yıl boyunca sabah 6'dan gece 10 arası full çalıştığını belirtmiştir. Uzun, yorucu ve bir o kadar da meşakkatli olan Avatar en nihayetinde gişede dünyanın en çok izlenen filmi oldu. Hani James Cameron eğer bu iş tutmazsa yönetmenlik paramı almayacağım demişti ya. James Cameron aynı zamanda filmin gişe ortağıydı. Yani filmin gişede kazancının belli bir yüzdesi onun olacaktı. 237 milyon dolar harcadıkları filmin toplam gişe hasılatı 2 milyar 790 milyon dolar. Sen milyar. Dolayısıyla böyle bir gişe hasılatı yapınca da 2 milyar küsur 790 milyon falan. Sinirim bozuldu amına koyayım ya. Devam edemeyeceğim ben videoyu. Toplamda James Cameron abi gişeden yüzdesini aldı. O da 350 milyon dolar yani. Düşün, filmi 237'ye çektiler ya. 350 milyon dolar kazandı tek başına adam ya. Yönetmensin sen, kendin gel yani. İstese bir tane Titanic çeker. Hatta bir tane daha Avatar çeker. Tek başına. 20th Century Fox'suz. Ama kısacası sonuç olarak James Cameron film eğer 237 milyon barajını aşamasaydı, yani gişede çakılsaydı 1 dolar bile almayacaktı. Ya bedava çalışmış adam yıllarca. Titanic'ten kaldırdın zaten, bedava çalış. Ben olsam ben de çalışırım bedava. Avatar çekiyor şurada. Neyse, videoyu sonlandırırken canlar, biliyorsunuz ki Avengers Endgame Avatar'ı gişede geçti. Dolayısıyla James Cameron'a bu konuyu sorduklarında Avatar'ın Endgame tarafından gişede geçirmiş olmasıyla alakalı bir soru sorulduğunda James Cameron aynen şöyle dedi. Eminim ki şu an çok mutlulardır. Bu duyguyu bilirim. Çünkü 2 defa yaşadım. Anın tadını çıkarmaya baksınlar. Çünkü Avatar 2 2021'de vizyona giriyor. Bu mu? Pro. Sen fakir olduğu için göremiyorsun. Evet, eğer sizde nasıl yapıldığını merak ettiğiniz bir film varsa kankalar, yorum olarak yazabilirsiniz. Böyle videolar yapalım. Öpüyorum. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.